Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki ayın 17'sinde yeni server'lar açılıyor. Bu sebebiyle açılmadan önce de sizlere yeni server'a başlarken nerede daha hızlı level kasarız, almamız gerekenler bunlarla alakalı kısa bir video yapacağım. Şimdiden izleyip bana like atarsanız teşekkür ederim. Hani takip etmeseniz bile like önemli. Like atmanız benim için yeterlidir. Şimdi arkadaşlar öncelikle başladığımızdan biliyorsunuz ki burası katliam gibi bir kalabalık olacak ton atıyorsunuz. Şurada 4 buff diyorsunuz. Free tıklıyorsunuz. 4 tane buff'ınızı alıyorsunuz. 4 buff'ı aldıktan sonra sol tarafta lootlar var. Ya da giderseniz kekonlar da hiç fark etmez. İkisinden bir tanesini de kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok onda. Şimdi ikisini de keseriz. Ne kadar eksik verdiklerini zaten bakarız. Öncelikle buraya gidiyoruz. Lootlar da zaten kolay oluyor yaratıklar. Çok zorlamazlar sizi. Daha demin kestiğimde bir level'da 540 x verdi. 540 x de bizi 4 level'a kadar attı. Bu premium olduğu zaman 8 ya da 10 level'a kadar atar. Şimdi bakalım yine aynı 540 şeklinde verdi. Partide olduğunuz zaman unutmayın size maksimum %10 gelir. Hani part dışında parti kurmadan ilerlerseniz burada daha hızlı level kasarsınız. Onu da belirteyim. Şimdi bir de gidelim kekonlara bakalım. Kekonları da kestikten sonra sizlerle beraber ne kadar pus masrafımız ne kadar olacak onlara bir göz atalım. Bu arada eğer ton atıp dönmek istemiyorsunuz aynı baftanayı hani, sileyim göstereyim. Sildim. Bastım. Sildim. Sağ klik attım. Buradan da aynı şekilde aynı buffları alabilirsiniz. Eğer çok hızlı çıkar ve şansınız varsa burada bir bu boss atmadı. Bir de şurada bir tane var. O bossları kesin belki şansınıza kaza bela e, unique item alabilirsiniz bunlardan. Yani bir tane unique item almanız demek partinizin çok hızlı bir şekilde 30'a 35'e kasması demek. Önemli unutmayın. Maradon'dan en hızlı şekilde çıkmak. Birinci öncelik bu olması lazım. Atmadı. Şimdi gidelim bir kekon keselim. Bakalım kekon bize ne kadar eksi verecek. Oo, bu biraz zorlayabilir bizi ya. Burası da aynı veriyor. Kekon Kaptan da aynı veriyor. Yani kalabalıksa Kekon Kaptan'a da gelebilirsiniz kısayız. Kekon Kaptan kesmişsiniz. Lut kesmişsiniz. Burada onu anlarız. Burada en azından bir 20-22'ye kadar kasıp kendiniz. ondan sonra folk attığınızda daha hızlı bir şekilde exp kasarsınız. Şimdi oturalım ve puz masraflarımıza, asıl konumuza bakalım. Şimdi öncelikli olarak bizim almamız gereken Premium Switch. Eğer bankanızda, pardon Öncelikle eğer L'nizde şu yoksa Switch Premium almanız lazım. Neden Switch Premium almanız lazım? Skill stat sıfırlama bedava. Yani DC Premium'a X kastıktan sonra geçebiliyorsunuz. X Premium'a geçebiliyorsunuz. Var Premium'a geçebiliyorsunuz. 3 Prey'de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde açalım. Power Up Store diyelim. İkinci sayfada. Şimdi arkadaşlar, bu 3600 KC. Şuraya yeni notumuzu alalım. Bu şekilde. Ne diyoruz? Switch Premium'dayız. Onun da fiyatı 790 TL. 790 TL bizim premium masrafımız. Eğer şurayı kapatalım. L'ye basalım. Neyimizde bu kupon varsa bizim stat sıfırlamamız bedava. Bu kupon da oyuna 3 ay boyunca girmediğiniz oyunun size vermiş olduğu bir hediye. Yeni server'da L'inizden alabilirsiniz bunu. Eğer bu varsa exp 1'e 2800 dc Pire 2200 diyelim. Şimdi eğer Bankanızda dediğim Retron kuponunuz varsa bu iki premiumu alırsanız yanlarında ikişer tane tirne veriyor. Yani 1600 KC eksi. Switch premium size hiçbir şey vermiyor. Onu belirteyim. Hani bu premiumlarda size burayı 5000 dersek 3400 KC'ye geliyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki 1600 KC zaten tirne. Ne işimize yarayacak? Şimdi aldığımız 70 quest'i inanılmaz şekilde hani oyun başında önemli bir silah. Bunu artı altı ben mesela şahsen Art 4'e de Tirna'yla atacağım. Artı 5'e de Tirna'yla atacağım. art 6'ya da Tirna'yla atacağım. İki tane de oyun veriyor. Banka artı 5'im var benim. Bir tane kendim parasını kasar. Satarım, alırım. Bir tane kendim basarım. Artı 6'ya Tirna'yla atmış olurum. Geçerse artı 6 item beni en kötü bir ay, bir buçuk ay şeklinde hem PK'da hem farmda işimi görebilecek bir item. Onu da belirteyim. Yani şu iki premium'u almanız daha karlı eğer kuponunuz varsa... Hem X Premium diye Ki X Premium'da şöyle bir avantaj da var. Onu da belirteyim. Şundan eksik kalmıyorsunuz. Bar Premium'la 5K NP kasıyorsanız X Premium'la 4900-4800 NP kasıyorsunuz. Çünkü X Premium'da var flash basılabiliyor. Çoğu oyuncu bunu bilmiyor. Onu da belirteyim. Şimdi gelelim diğer alacaklarımıza. Şimdi bu ikisini aldık. Bu arada bu ikisinin de KC masrafı 3000, 3200 KC 700 TL 1600, 700, 1050, 1050-1090 TL falan yapıyor burası da. 1090 TL. Evet. 5000 ile 1090 TL yapıyor. Bundan sonra bizim almamız gerekenler. Sırasıyla ben şuraya notlarıma yazayım. Buradan fiyatlarını tek tek bu tarafa yazarız. Öncelikle almamız gerekenler. Birincisi Patos. Bunun KC'si de 489. İkincisi Hyper Noah. Şu iteme şuradan bakmak istiyorum. Çünkü level'ını şu an hatırlayamadım. Heh. 60 level'a kadar. <laughs> Değil mi? 60 level'a kadar bu item iki kat bize şey veriyor. Çok hızlı bir şekilde atmış oluyor. Bunu yan çarelerimizde kullanabiliriz. Oyun başında 1M bile çok önemli. Çünkü yani 3000-4000 lira gibi fiyat olacak GB. 1M 40 lira 50 lira gibi fiyat olacak. Yani siz siteye veya başka bir yere bir siteye satmanız yani 50 lira olduğunu düşünün. Benim 5 mesası 250 lira sizin KC'nize ekstra katkı yapar. Bu arada yanlış söylemişim. 479 KC'ymiş şey. Patos ona da bir kontrol etmiş olduk. Kanat 360 KC. Ben bunların hepsini genel olarak alt tarafı toplayacağım zaten. Onunla ilgili hiç merak etmeyin. Yani pet almamız gerekiyor. Pet ya da Peri bu size kalmış bir şey. Peri. Pet'in fiyatı 250 KC, 249 KC olması lazım. Ha, perinin fiyatı da. Peri bu peri. Zaten sarı peri yok. Bu da 700 kcmiş. İyiymiş bir formuna. 700 kc. Ya aslında baktığınız zaman şu pedi hani partiden bir kişi alıp bunu da farmlayan bir kişi CZ'de alması yeterli olur parti adına veya iki kişi alması yeterli olur zaten aynı kişiler büyük ihtimalle farm atarsanız eğer solo farmırsanız peri almanız daha avantajlı tabii ki de onunla ilgili bir şey diyemem. Yani ondan sonra burada bankada alabileceğimiz şunlar var 90 kc. Hani oyun başında biliyorsunuz GM'ler pot zor olacak dedi. Pot 90. Hatta 180 yazalım dualine. 180 kc. En azından 2 set 400 kc'lik bundan almanız oyun başında size hani potum yok atak yapamıyorum gibi dertlerden biraz kurtarır. Şunu önermiyorum. Oyun başında GB değerlerine sattığınız GB ile bunları daha rahat alırsınız. Bipkey 350 kc. Ben en son zaten şey yapacağım yani buradan çok önemli bulduklarımız sizin için toplayıp hani fiyat değerlendirmesi yapacağım. Ben sadece oyun başında alabileceğiniz ekstra şeyleri söylüyorum. Geneyi saymıyorum. Elle kasacak ve ile kasacak kendi hesabını yaparlar. Bunun hesabını hiç tutamayız. Ya yani pek var. Opsiyonel. Hani Dual alsak 180kc 89 89 yan yana yazalım. Ondan sonra bu dediğimiz 248kc zaten tamam. Bunu da yazdık. Başka alabiliyorum. Duration. Lagos Mugos çıkarsa durat almamız gerekiyor. Başka. Ha, şimdi hatırladım. Bir saniye. Neredeydi o? Eğer ekibiniz tamsa 8 kişiyseniz ortak lesson of master 859 kc. Yani şu item şöyle bir item. 100 tane var içerisinde Tüm parti kullanıyor. Bir kere basıyorsunuz. Tüm parti basabiliyor bunu. Tüm partiye basıyor yan yana oldu. STR, HP, MP statlarına 10 arttırıyor. Yani AP'nizde health'inizi arttırıyor. Farm atarken kullanabileceğiniz, particek kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün bu. Bu aynı şey patoslar için de geçerli. Hani bir kişi fazla partinizde varmış gibi oluyor. Onu da belirteyim. Şimdi genel bir biz bir toplama çıkarma yapalım. Şimdi bizim almamız gereken öncelikle yıldız koyacağım şimdi. Öncelikle bu bir. Patos mutlaka almamız lazım. Almamız lazım. Kanat opsiyonel. Canınızı arttırır. Yani kanat opsiyonel veya defansız opsiyonel. Bir kişinin mutlaka alması lazım. Pot opsiyonel. Mutlaka alınması gereken bir şey mi geçmek? Çünkü bankanızda ilk başlarda yer olmayacak. Hani olur atmayı üşenirseniz Kullanışlı olur sizin için. Durat mutlaka almanız gerekiyor. Zaten ucuz bir şey. Ondan sonra buradan başka bir öyle öncelikli bir şey yok. Şunları bir aşağıya çekelim. Tamamdır. Şimdi bizim için burası da şöyle toplayalım. 1170 1220. 1220 KC burası yapıyor. 1220 KC. Şimdi 5000 artı olarak bir 1200 daha çekmemiz gerekecek. Baktığımızda ben zaten fazla çektirmiştim orada. 1200 KC'de bize 276 262 TL. Ya yani şu zorunlu dediğim şeyler 262 TL yapıyor. Aylık puspaası. Buraya ekleyebileceğimiz bu arada ben bunu söylemeyi de unuttum. Kostüm Minavra set 729 729. Onu da ekleyelim de şimdi opsiyonel olmayanları da hesaplayalım. Şimdi burası 262 TL yapıyor. Peri eklemiyorum şu ikisini. Bu da hani almamız gereken zaten peri varmış burada. Bunu sil. Eğer periyle almak isteyenler olursa VIP'i dahil ettim. Burayı dahil etmedim. Burası da 1620 KC yapıyor. Onu da 1600 KC diyelim. 350 TL. Full set yaparsanız 500 610 lira da buradan geliyor. Eğer benim dediğim gibi ekonomik bir şekilde yapmak isterseniz sadece şu ikisi yani 1262 TL. Benim yapacağım şu. Şurası. Switch bir almayacağım ben. Bankamda çünkü L var. E, ee, retro kupon var. Benim alacağım set 1200 1352 lira yapıyor başlangıçta. Eğer şeyle başlamayı düşünürseniz Switch Pro ile başlamayı düşünürsünüz de orası da 790 artı 262 790 artı 262 o da eşittir. 1052 TL yapıyor burası da. Bunu da şuraya şöyle ekleyelim. 1052 Yani şu. Şurayı alırsanız Switch Premium, Patos, Hypernova, Magic Durat, Petler size yapacağı para 1052 lira. Eğer burayı alırsanız size yapacağı para 1350 lira. Oyuna başlarken olmazsa olmaz almamız gerekenler bunlar. Eğer ben en ekonomik şekilde başlamak istiyorum. Benim bunlarla işim yok. Ben çarımı kasacağım. JR'ye, FT'ye, BDV'ye gireceğim derseniz de almanız gereken premium da arkadaşlar. Plat premium. Çünkü gold'la modla kasılacak gibi değil. Onu belirteyim. Zaten sonuçlar kalabalık. Size %100 1 ile 50, 1 ile 83 arasında %100 bonus veriyor. Plat birinizi alırsanız 800kc hediyeniz gelir. Tirnağınız gelir. 1600kc düşe 1200 liraya gelmiş olur. O kc ile de gidersiniz. 800kc ile geniye alırsanız geniye ile bir slota bırakır. 10 gün 11 gün bir sürede plat premium level kasarsınız. Elle kasmaya kalkarsanız da bir hafta gibi bir sürede zaten Plat'la da 80 level'a çıkarsınız. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim like atıp beğenirseniz de mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.